Merhabalar gençliğin gözyaşları. Şimdi dairede çevre ve alanın tarama testini gömeceğiz birlikte arkadaşlarım. Hadi vira bismillah diyelim, ilk sorumuzla başlayalım. Yelkovanın uzunluğu 25 santim, uzun olan 25. Saat bilmem neyden bilmem neye gelene kadar yelkovanın ucunun taradığı yol kaç kilometredir? 15'ten 16'ya gelecek arkadaşlarım. Yani 1 saat geçecek. 1 saatte yelkovan şuradan döndüğü 60 dakika dönecek ve tam şuraya gelecek dostlarım. Yani bir tam daire yapacak. Tam dairenin alanı nedir diye soruyor dostlar bize. Onun da cevabı pi r karedir değil mi dostlarım? Pi r kare dairenin çevresini soruyor pardon. Ne olur bu da 2 pi r'ydi. R'miz de 25, 50 pi oldu da. Hani şunu niye göstermiş? Yelkovan diye karıştırmış mı diye düşündüm de yok. Bir saat geçtiğini gösteriyor işte bize. 3'ten 4'e geliyor sonuçta. Ama bu yine tam bir daire yapıp geliyor. Onu söylemiş. Tamam. Buna bakalım. 6 eş parçaya ayrılıyor. O zaman her bir parçanın ölçüsü 30 derecedir değil mi? Yarım daire olduğu için şunlar hep 30'ar derece. Platformun A noktasından yola çıkan karınca B'ye kadar 32 pi yol almış. Bak kaç derecelik yay yürüdü buradan buraya? 30, 60, 90, 120 derecelik yay. Yani tam dairenin 2 pi r'ydi ya, 360 derecelik yay. 3'te 1'i kadar yürümüş dostlarım. 120, 360'ın 3'te 1'idir. Bu kadarlık yol yürümüş ve bu da 32 pi'ye denk düşmüş. Şöyle gösterelim. Şimdi pi'leri sildim. 2'ye böldüm 16. 3 ile çarptım. R eşittir 48 çıktı dostlarım. Peki yarım dairenin yarıçapı nedir? Bakın R'yi 48 bulduk bile. Geçelim bir sonrakine. Eş merkezli iki çember. Şurası 90 derece. CD yayı 3K. AB yayı 5K. Hemen bir benzerlik çakalım. Yaylar 3 bölü 5. Demek ki şurası X diyelim buraya. X bölü X artı 4 yazalım. X bölü X artı 4. Benzerlikten 3 bölü 5'e eşit. Peki 5X eşittir buradan. 3X artı 12 yapar. 2X 12. X 6 geldi. Şurayı da 6 bulduk. Küçüğünün yarıçapı 6. Yani şu OF ile OE de 6 tabii ki. EF yayının uzunluğunu soruyor bize. Bakın burası 90 derecelik yay değil mi? Çeyrek yay. Yani tam daire 2 pi r'ydi. Çeyrek daireyi soruyor. R'de 6. 12 pi bölü 4'ten 13 pi geldi sorumuzun cevabı. Evet, dördüncü sorumuz ipin uzunluğu nedir diye soruyor. Yarı çapları 21'inmiş. Hemen şu teğet noktasına şuraya 20, 20, merkezler arası da 20, 20'den 40 yaptı. Şuraya bir dik çizelim, şuraya bir dik çizelim teğet noktalarına 20, 20. Bakın şurası 40 ise şu da dikdörtgenden 40, bu da 40. Yani bir ipin uzunluğunda bir 80 var. Artı şuradaki yarım yay, şuradaki yarım yay, yani bir tam daire var. Tam dairede 2 pi r, 20'de yarı çapı 40 pi var yani dostlarım. 80 artı 40 pi Ceyhan'da mevcut. Kollarının uzunlukları 6 metre olan bir rüzgar tribünü veriliyor. Şunlar 6'şar metreymiş. Kollardan biri tam tur attığında kaç metrelik bir alan tarar? Yani bu şuradan şöyle dönüp de tekrar buraya gelip bir tam tur attığında ne kadarlık alan tarar diyor. Bu dairenin alanını komple tarar. Yani yarıçapı 6 olan dairenin alanı pi r kareden 36 pi. Tabanlarının yarıçapları toplamı 14 olan iki daire biçimindeki kutu taban ve taban merkezleri çakışacak biçimde üst üste konuluyor. Kutulara üstten bakıldığında görünen sarı bölgenin alanı 56'ymış. Şuradaki sarı bölge. Şimdi şurada bir de
Şöyle ortada bir de mavi bölgemiz var, değil mi? Bu mavi bölge burayı komple kaplıyor arkadaşlarım. Şimdi bunun yarı çapına biz R diyelim. Şöyle kırmızıyla yapayım. Bunun yarı çapına ya da A diyelim. Büyük olanın yarı çapına da şuradan göstereyim. B diyelim arkadaşlarım. Merkezleri tam üst üste gelmiş. Biri A, biri B. Alttaki kapağın yarı çapı nedir? Yani B'nin yarı çapını soruyor bize. Alttaki kutunun kapağının yarı çapı, B'nin yarı çapı nedir diye soruyor. Şimdi bunların yarı çapları toplamı 14'tü. Onu bir kenara yazayım. A ile B'nin toplamı 14. Peki, şimdi bu üstteki mavi dairenin alanı pi a kare. Tüm sarı dairenin alanı da pi b kare. Ve diyor ki bize tüm kapağın ama tamamı pi b kare. Şu maviyi çıkarttığımda geriye kalan şu halka, sarı halkanın alanı da 56 pi'dir diyor dostlarım. Yani pi b kareden pi a kareyi çıkarırsan diyor 56 pi gelecek. Şu pi'leri bir sadeleştirelim. B kare eksi a kare 56'ymış. Peki 2 kare farkından b eksi a ile b artı a'nın çarpımıdır 56 olan. Şimdi b artı a'yı 14 diyebiliyoruz. O zaman b eksi a ne olmalı? 4 olmalı ki çarpıldığında 56 olsun. Yani b eksi a 4, b artı a 14'müş. Hadi toplayalım alt alta. 2b 18, b 9. İşte b'yi bulduk dostlarım. 7. soru. Bir kenarı 10 metre olan kare var. Bir alanda karenin A ve C köşelerini sırasıyla A'daki 3 metre uzunluğunda, B'deki de 5 metre uzunluğunda iplerle bağlanmışlar bunlar. Buna göre koyunların otlayabilecekleri alanların toplamı en çok kaçtır? Şimdi bu koyun 3 metrelik iple gergin gergin ipi salsa şuraya kadar gelir en fazla buradan. Buradan da şu kenar üstünden de buraya kadar gelebilir. İpin boyu 3 metre olduğu için en fazla bu kadar gider. Burada da arkadaşlarım 3, şöyle 3 birimlik, 3 birimlik en fazla buralara kadar gelebilir. Şöyle bir çeyrek daire boyunca otlar arkadaşlarım. Şuradaki her alanı otlayabilir. Bu da aynı şekilde şöyle yarı çapı 5 olan bir çeyrek daire kadar otlayabilir. İpin boyu 5 olduğu için 5'lere kadar gidecek. Bu da burayı otlayabilir. Şimdi bunun otlayacağı alan çeyrek daire olduğu için tam dairenin 4'te 1'i. R'si de 3 olduğu için 9 pi bölü 4. Diğeri de çeyrek daire. Bu da 25 pi bölü 4. Topladık 25, 9 daha 34 pi bölü 4. 2'ye bölelim 17 bölü 2. O da 8,5 yapıyor değil mi dostlarım? 8,5 pi. Buna bakalım 70-50 boyalı bölgelerin alanları toplamı. Şimdi 70-50 daha 120. O zaman geriye kalan şu x ve y açılarının toplamı 240. Bana da toplam 240 derecelik dairenin alanı soruluyor dostlarım. Biz ne biliyoruz? 360 derecelik dairenin alanı pi re kare, yani 36 pi. Acaba 240 derecelik dairenin alanı nedir? Bak 10'a bölmüş. Ben de 10'a bölüyorum. 24 pi buluyorum. Evet. Yine benzerlik yapacağız. 4 ise bu da 4. Tabii ki bu da 3. Şimdi benzerlik oranı 4 bölü şurası 7. 4 bölü 7. Alanların oranı ne olur bu durumda? Bunun karesi 16 bölü 49'dur alanların oranı. Yani S1'e 16A dersem S1 ile S2'nin toplamı 49A. Hemen 16'yı çıkarttım. 33A kaldı S2'ye. 16 bölü 33'müş. Cevap Denizli'den geldi dostlarım. 10. soru. A, O, B'nin alanı 24'müş dostlar. Buranın alanı. Bakın bu bir dik üçgen. Hatta bunlar yarıçap yarıçap olduğu için ikizkenar dik üçgen. Dik üçgenin alanı dik kenarlarını çarp 2'ye böldü dostlarım. Bu 24'müş. Demek ki r kare 48, r buradan 4 kök 3 gelir.
Şimdi boyalı bölgenin alanı, boyalı bölgenin alanı da çeyrek daireden, yani pi re kare bölü 4'tür çeyrek daire. R'miz 4 kök 3 olduğu için karesi 48 yapar. Pi bölü 4'ten 12 pi. Şimdi bu çeyrek dairenin alanı. Ben şu 24'ü çıkarttığımda 12 pi'den taralı alanı buluyorum. Buna bakalım. Şuna r. Burası r dikinecekti yarıçap. Burası da r, burası da r. Bakın 90'ın karşısı 2r ise sadece 30'un karşısı r'dir. Burası 60, r kök 3 yapar burası. AO'yu 12 vermiş. AO 12 ise bakın şunlar 6 6 olur değil mi? Yarıçapımız 6. Bize neyi soruyor? Boyalı bölgenin alanı. Şimdi dik üçgenin alanından yani 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'dir dik üçgenin alanı. 18 kök 3 yapar. 18 kök 3'ten ben şuradaki 60 derecelik daireyi çıkartacağım. 60 derecelik daire de tam dairenin 6'da 1'i. Yani pi re kare bölü 6. R'miz de 6 olduğu için 36 bölü 6'dan 6 pi'yi çıkartacakmışız. 18 kök 3'ten 6 pi'yi çıkartıyorum. Şimdi dikdörtgen DB köşegen 2 ise burası da 2, burası da 2. Şurası 9. Şuraya RR yazalım biz. 9. Burası 11 artı R. Burası da 14 artı R. Sanki 9, 12, 15 üçgeni gibi değil mi dostlarım? Şu R'ye 1 desek. 1 desek. Bakın burası gerçekten ne oluyor? 12, 14, 15 oluyor. Burası 12 oluyor. Burası da 9 oluyor. Tamam. Neyi soruyor? Çember yayları ile dikdörtgen arasında kalan boyalı bölgenin alanı. Dostum nasıl bulacağız bunu? Tüm dikdörtgenden ki 9 çarpı 12'dir, değil mi? 9 ile 12'nin çarpımı 108'dir. Eksi şu çeyrek daireyi bir de bu çeyrek daireyi çıkartacağım. Çeyrek dairenin alanı pi re kare bölü 4. Şimdi bunun alanını bulmak için r yerine 1 yazıyorum. Pi bölü 4 olur. Bunu bulmak için r yerine 2 yazıyorum. 4 pi bölü 4 olur. Buradan da 108 eksi 5 pi bölü 4 geldi. Cevap Edirne'den çıktı dostlarım. Evet. Şimdi konu testindeyiz. Bakalım burada ne diyor. O merkezi çeyrek dairenin içine AO çaplı bir çember OB 2 kök 6 ise bu da 2 kök 6'dır. Şurası da yarı çaptır değil mi? Çeyrek çemberin yarı çapıdır. Hatta kök 6 kök 6. Bak yarım dairenin yarı çapı da kök 6 geldi dostum. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Şimdi büyük çeyrek daireden yani pi re kare bölü 4'tür çeyrek dairenin alanı eksi şu yarım daireyi çıkartacağım. O da pi R'si kök 6 karesi bölü 2'dir. Şurası 24 bölü 4'ten 6 pi eksi burası 6 bölü 2'den 3 pi. Cevap da 3 pi geldi dostlarım. Bu ne diyor? Şekildeki duvar saatinin 14 santim uzunluğundaki sarkaç çubuğu ve ucunda 2 santim yarı çapında dairesi bulunmaktadır. Başlangıçta yere dikildirecek sarkaç saat çalışmaya başlayınca sağa ve sola salınım yapmaya başlıyor. En sol nokta A, en sağ nokta B'dir. ATB, ATB. Şurası 60 dereceymiş. A noktasından B'ye kadar taradığı daire diliminin alanı, yani bize 60 derecelik daire diliminin alanını soruyor. Yarıçapı da 14. Şimdi 360 dereceliğinki pi re kare ise 60 dereceliğinki nedir diye sordum. Bak 6'ya bölmüş, ben de 6'ya bölüyorum. Pi re kare bölü 6'dır dostlarım. R yerine de 14 yazarsak pi çarpı 14 çarpı 14 bölü 6. 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 7. 7 ile 14'ün çarpımı 70. 28 daha 98 pi bölü 3 geldi. Sorunun cevabı diyeceğim ama A çok pardon. Neyi soruyordu bize? Benim taradığı sarkacın A noktasından B noktasına kadar taradığı daire diliminin alanı. Dostum 14, bir de bunun ucuna 2 santim yarı çapında. Yani yarı çapı 4 olan bir çubuk da var ya. 18 burası. Şurayı yanlış hesapladım arkadaşlarım. 18.
18'in karesi olacak, hata bende. Pi çarpı 18 çarpı 18 bölü 6 olacak. 6'ya böl 6'ya böl 3. 3 ile çarparsak 54 pi olacak dostlarım. Tamam. Eş merkezi daire dilimleri veriliyor. 40, 20, 10. Eşit, eşit. Tamam. ODC, ODC ortadaki daire diliminin alanı 6. Tamam. Olduğuna göre boyalı alanlar toplamı nedir diye de bir soru sormuş bize. Boyalı alanlar toplamı. Dostum şunu şuradan şöyle çizdiğimde bak burada da bir daire dilimi var fakat bunun yarısı kadar açıya sahip. O zaman alanı da 3 olacak. Şimdi şunlar orta taban olduğu için hani S, 3S, 5S diye gidiyor diye 3 katı gelecek. Şurası 9 olacak. Bak bunu bulduk 12. Şimdi şunu bulalım dostum. Şurayı şöyle çizelim. Şunu çizdiğimde şimdi burası A ise burası 3A oluyordu. Ve toplam 4A'yı biz ne diyebiliyoruz? 6. Peki şu açılarda 2 katı olduğu için A ise buraya 2A yazacağız. Bize 2A lazım 3. Şurası da 3'müş. 12, 3 daha 15 yaptı. Aa, laptop sorusu. Şekilde gidiyor. Dikdörtgen biçimindeki üst yüzünün alanı 640 olup bir kenarı 32. Alanı 640 ise şuraya 20 mi kalıyor dostlarım? 20 çarpı 20 640 oluyor değil mi? Dikdörtgenin alanını buldum. Bu kenar 20. Tabii şurası da 20. Şurası 20 şimdi. Tamam. Açık konuma getirdiğinde uç noktası boşlukta 15 pi uzunluğunda yay çizmiştir. Bakın şuradaki yayın uzunluğu 15 pi'ymiş. Şimdi merkez yarıçapımız 20. Şu açıyı bulalım o zaman alfa. Zaten bize de L kare alfayı soruyormuş dostlarım. Şimdi alfa derecelik yay uzunluğu. 360 dereceliğinki 2 pi r. Alfa dereceliğinki nedir diye sordum. Buradan içler dışlar yapınca alfa 2 pi r bölü 360'mış yay uzunluğu. Bunu da bize 15 pi vermiş. Şimdi şu pi'leri silelim. R'yi de 20 diyebiliyoruz. 20 yazalım. Birer sıfır silelim. Şurası 4 alfa. 4 alfa bölü 36 eşittir 15 oldu. 4'e bölelim 9. 9 ile de 15'in çarpımı 90. 45 daha 135. Evet, 135 dereceymiş alfamız. O merkezli dairenin alanı nedir diye soruyor. O1 ile O2'nin arası 6 santimmiş dostum. Şimdi şurası A diyelim bunun yarıçapı. O zaman bunun üste çıkan kısmı da A. Şurası B diyelim küçüğünün yarıçapı. O zaman şurası da B. Ve bak O1 ile O2'nin arası 6. Yani A artı B 6 ise 2A artı 2B 12'dir. Bu da büyüğünün çapı. O merkezli dairenin çapı 12. Demek ki yarıçapı 6. Alanını soruyor. Pi r kareden 36 pi. Boyalı alanlar toplamı. Bu bir kare. Şurası da 6. Bakın hemen şunu çizdiğimde 6, 6, 6 kök 2. Yani yarıçapı 6 kök 2 bulduk. Şimdi çeyrek dairenin alanını bulalım. Tamamını. Çeyrek daire pi r kare bölü 4'tü. R karemiz 72 yapar şunun karesi. 72 bölü 4'ten de 18 pi'dir. Çeyrek dairenin alanı. Şu kareyi çıkartınca da boyalı alanlar kalıyor değil mi? Karenin alanı da 36'dır. 18 pi'den 36 çıkacak. Cevap Edirne'den geldi. Yedinci sorumuz dostlarım. Yukarıdaki set üstü ocağın görseli verilmiştir. Kullanıldığı gaz miktarı yüzeylerin alanlarıyla doğru orantılıdır diyor. 1, 2, 3 yok 1, 2, 4 numaralı gözler birlikte 1 saat açıldığında toplam 42 birim küp gaz kullandıklarına göre 3 numaralı göz tek başına 1 saat çalışırsa kaç birim küp gaz kullanır? Şimdi gaz miktarları yüzey alanlarıyla orantılıydı. Dostum bunun alanına A dersek yarıçapları 1'e 3 ya şu ikisini kıyaslayacağım 1'e 3. Bu benzerlik oranıdır. Çemberlerin, dairelerin yarıçapları oranı benzerlik oranına eşittir. 1 bölü 3. Alanlarının oranı ne olur? Karesi 1'e 9. Demek ki bu dairenin alanı 9A.
Şununla kıyaslayalım. 1'e 7. Alanları 1'e 49. O zaman bu 49'a. Bunlara bakalım, 1'e 2. O zaman alanlarının oranı 1'e 4. Bu da 4A. Şimdi ne diyordu? 1, 2 ve 4 numaralı 9, 10, 14A'lık alan 42'lik gaz kullanmış. Yani 3 katı. Bize 49A'yı soruyor. Ne kadar kullanır diye soruyor. 3 katını kullanır dostlarım yine. 49 çarpı 3 de ne yapar? 120. 27 daha 147 yapar. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım. Alanı 9 olan karelerden oluşmuş. Demek ki karenin bir kenarı 3'müş arkadaşlarım. A ve B noktalarında olan çember yayı çapının uçları A ve B. Bakın şurası çapmış dostlarım. Şimdi gelin biz bunun çapını bulalım. Şuradan aşağı dikliği devam ettirirsek şurada bakın 1, 2, 3, 4 tane 3 var. 12. 1, 2, 3, 4 tane 3 de burada var. 12. Yani şurası toplam 24. Şurası 9. 3, 6, 9. 9 da buradan geliyor. 18 de burası oldu. 18, 24, 30 üçgeni. Demek ki benim çapım 30, yarı çapım 15. AB yayının uzunluğu yani yarım dairenin yay uzunluğunu istiyor. Tam daire 2 pi r'yken yarım daire bölü 2. Gitti bunlar. R'de 15 olduğu için 15 pi sorunun cevabı. Evet, 9. Araçlarda bulunan kilometre yol göstergesi tekerlerin dönme sayısı kullanılarak hesaplanmaktadır. Şekilde gösterilen şehirler arası otobüsün arka tekerleği 270 derece döndüğünde otobüs 3 metre yol almaktadır. Buna göre 456 kilometrelik İstanbul-Ankara seferi boyunca arka tekerlek kendi ekseni etrafında kaç tam tur döner? Ebesinin nikahı. Dostlar 270 derece döndüğünde 3 metre yol alıyor. Demek ki hemen 3'e bölelim bunları. 90 derece döndüğünde 1 metre yol alıyor. 360 derece döndüğünde yani bir tam tur attığında neydi bu? 4 ile çarpalım 4 metre yol alır değil mi? 360 derecede de 4 metre. Yani bir turda 4 metre gidiyormuş otobüs. Şimdi 456 kilometre yani 456 bin metrede kaç tam tur döner? 4 metrede bir tam tur dönüyorsa 456 bin metrede kaç tur döner diye soracağız. 456 bölü yani kaç katı bu bunun diye bakıyorum. 456 bölü 4. Bir kere 4 4 çıkarttım 0. 5 aşağı indi. Bir kere 4 4 çıkarttım 1. 16 da 4. 114. 3 tane de 0 koyacağız yanına. Bu kadar tur atarmış. Daire diliminin alanı nedir diye soruyor bize. 3 pi'yi vermiş. Bakın 45 derecelik yayın uzunluğunu 3 pi vermiş bize. Hemen bulalım. Şimdi R diyelim yarı çapına. 360 derecelik yayın uzunluğu 2 pi r. 45 derecelik yayın uzunluğu nedir diye soralım. Hemen buradan ne çıkıyor? 45 çarpı 2 pi r bölü 360 geliyor yayın uzunluğu ve bize de bunu 3 pi vermiş. Pi'ler gitsin. 45'e böl 45'e böl 8, 2'ye böl 2'ye böl 4, 4 kere 3 de R 12 çıktı. Şimdi daire diliminin alanı nedir diye soruyor. Pratik olarak şunu söylemiştik. Yayın uzunluğu çarpı yarıçap. Yani 3 çarpı 12'den bölü ikisi de var. Sanki üçgenin alanı gibi düşünün. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ki yükseklik 12 yarıçap oluyor. 3 çarpı 12 36 bölü 2'den 18 pi diyebilirsin. Ya da 45 derecelik daire diliminin alanını da hesaplayarak bulabilirsin dostum. Evet, şimdi şu A merkezli DE yayıymış. Şuradan bir diklik indirelim. Diklikten diklik indi. H kare 4 çarpı 6'dan 24 2 kök 6. Bakın bu bizim çemberimizin yarı çapıdır 2 kök 6. Şurası da 2 kök 6. Şurası da 2 kök 6. Boyalı bölgenin alanını istiyor dostlarım. Hemen bulalım kardeşlerim boyalı bölgenin alanını. Şimdi şu niye aşağı inmedi?
İptal ne oluyor? Karıştı piyasa. Şimdi şuradaki şunu alayım da. Şu çeyrek daireden çeyrek dairenin alanından şu beyaz dik üçgeni çıkartınca boyalı alan gelecek dostlarım. Çeyrek daire pi r karemiz 24 bölü 4 demektir. Yani 6 pi. Dik üçgenin alanı dik kenarlarını çarpacağız. 2 kök 6 çarpı 2 kök 6 bölü 2. 24 bölü 2'den 12 de o geldi. 6 pi'den 12'yi çıkarınca cevap geliyor dostlarım. Ceyhan. Evet kardeşlerim, sınav sorularını çözmeyeceğiz demiştik telif hakkı nedeniyle. Hadi öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.